Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ÖSYM puanı ile yatay geçiş nasıl olur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Yatay geçiş bir üniversitenin bir bölümüne eğitim gören öğrencinin eğitimine başka bir üniversitede farklı bölümde veya başka üniversitede aynı bölümü devam etmesi sağlayan sistemdir. Yatay geçiş öğrencinin e, not ortalaması ÖSYM puanı şartlara taşıması durumunda tüm sınıflarda yapılabilmektedir. Tabi burada yatay geçiş için ÖSYM puanınızın son derece önemli olduğunu söyleyelim. Burada ÖSYM ile iletişime geçebilir ve bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ama bizim dediğimiz gibi e, burada aslında e, puanların tam olarak hesaplanması sizin e, not ortalamanızda önemli olacaktır. Not ortalamanızı ise yatay geçişte ÖSYM puanınızda yeterli ise bu başvuruda bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.